60 dakika olsun. Hiç ara vermeden oynayacağım. Sus, Kenan Emirzalıoğlu. Fakat daha sonra tekrar 120 dakikalık, hatta 140 dakikaya kadar çıkan diziye evet demek durumunda kaldı. Şimdi arkadaşlarımız sordular. Eşiniz Sinem Kobal'la birlikte böyle bir rol teklifi gelirse ne yaparsınız diye. Cevabı Kenan. Aşk buyurmuş gelmiş yani. İki günlük dünya fani. Kenan Emirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a yeşil ışık. Benim olan bitmez benden. Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülüyoruz Kenan Emirzalıoğlu'nu. Kenan Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Hayırdır inşallah. Biz de iyiyiz. Hazırlıklı gördüm. Denk geldik, bir sohbet edelim dedi. Neler yapıyorsunuz? Sohbet edelim. Evet, yani sohbet için daha uygun bir ortam olsaydı arkadaşlar. Röportaj için söz vermedik ama nereden çıktı röportaj? Denk geldik, buralardaydık. Denk geldik, kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyiz, iyiyiz vallahi, teşekkür ederim. Dinleniyoruz bu ara. Özel bir şey yaptığımız yok. Bir yaramazlık yok çok şükür. Memleketin durumu haricinde. İmirzalıoğlu seneye yeni bir projeyle ekran önünde olabileceğinin sinyallerini veriyor. 2017'de yeni bir projeniz var mı? Sevenleriniz size ekrandan bir dönem uzak kaldınız. Yeni bir dizide, yeni bir film projesinde görecek miyiz? Seneye inşallah. Belirlenmiş bir şey var mı peki, sürpriz mi? Konuşuyoruz. Peki Kenan Emirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'la aynı projede yer almaya sıcak bakıyor mu? Sinem Hanım'la ortak bir projede yer almak ister misiniz? Bu tamamen projenin kendisiyle alakalı bir durum. Yani hani bizim isteyip istemememiz tamamen hani senaryo öyle bir şey olur, çok uygun olur. Tabii ki olabilir. Yani buna dair bir kurallarımız yok. Peki 2017'yi burada mı geçiriyoruz? Bunlar ne zaman bitecek? Evet, son sorumuz. 2017'de peki burada mı olacak? Bakacağız arkadaşlar. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aşk buyurmuş gelmiş yani. İki günlük dünya.